anda Meksika City Coyoacán bölgesindeyim. Meksika'nın tanınmış, bilinen en büyük bayan sanatçısı Frida Kahlo'nun müzesine doğru gidiyorum. Bu Coyoacán bölgesi bizim gittiğimiz diğer bölgelere göre oldukça farklı. Oldukça lüks bir semte benziyor. Bundan insanlar, yaşayanlar, araçlar, evlerin durumu. Burası İstanbul'daki bebek gibi bir yer olabilir. Arkadaşlar, Frida Kahlo Müzesi için maalesef cash kabul edilmiyor. Hemen yakında Cantenario Müzesi var. Sanırım buradan cash alınabiliyor. Şimdi bir deneyeceğiz. Frida Kahlo Müzesi, diğer adıyla da La Cazul, Meksika'da görülecek yerlerin başında gelmekte. Frida'nın hayatına ve tarihin önemli anlarına tanıklık eden bu özel mekan 1958'de müze haline geliyor. La Cazul, Frida'nın hayatında çok önemli bir yere sahip. 10 odadan oluşan bu müzenin her odası dönemin yaşantısına ve Frida'nın günlük hayatına dönük tasarım ve dekorasyonlara göre korunmuş durumda. Frida Kahlo, Meksika'yı dünyaya tanıtan en ünlü sanatçılardan bir tanesi. Yaşadığı onca acıya rağmen dimdik ayakta durmayı başaran büyük bir efsane. Bir ressam olarak doğduğunu söylediği ifade edilmekte. Geçirdiği ağır hastalık ve kazalar eserlerine yansıdığını görebiliyorsunuz. Müzede geçirdiği ameliyatlarda ve hastalık süresi boyunca giydiği birçok şeyi görebilirsiniz. 6 Temmuz 1907'de bir Yahudi ailenin kızı olarak dünyaya gelen Kahlo, 6 yaşında geçirdiği çocuk felci yüzünden kısa kalmış. Dışarıya çok çıkamadığı için evde geçirdiği zamanlarda fotoğrafa ilgi duymaya başlayan Kahlo, ileriki yıllarda babasının kronik rahatsızlığı yüzünden doktor olmaya karar vermiş ve öğrenciyken bindiği otobüs tramvay ile çarpışınca ağır bir şekilde yaralanıyor. Omurgası dahil birçok yerinde kırık oluşan Kahlo, toplam 2 yıl içerisinde 32 ameliyat geçiriyor ve hayatının sonuna kadar bu kazanın etkilerini ciddi olarak yaşıyor. Eşi Diego ile de ciddi sorunlar yaşayan Kahlo, yatalak durumdayken resim çizmeye başlıyor ve yaşadığı bu ağır travmalar eserlerine yansıdığını görebiliyorsunuz. Dünyanın birçok ünlü müzesinde eserleri sergilenen Kahlo, bunlardan bir tanesi Louvre, 13 Temmuz 1954'te akciğer embolisine bağlı olarak hayatını maalesef kaybediyor. Arkasında bıraktığı son tablo Yaşasın Yaşamdır. Ölümünden uzun süre sonra eşyalarıyla birlikte evi müzeye çevrilen ve yakılan bedenin külleri de bu mavi evde bulunmakta. Arkadaşlar, bu gördüğünüz yer Coyoacán Market. Pazarın içerisine bir gireceğiz şimdi. Thank you.
anda Toyota marketteyim. Tostado de Sevişe de yiyeceğim. Tostado bu taco'nun sert tırmanlığı. Sevişe de aslında deniz ürünleriyle karışık olan. Arkadaşlar bu Tostado Sevişe yani bir nevi balık kokteyli, birçok balık ürünü karışmış hali. Tostado'nun normal taco'dan farkı, Tostado kıtır olanı. Şimdi deneyeceğim bakalım. Hep beraber görelim. Arkadaşlar geleneksel iki içecek daha gönder. Sipariş ettik. Bunlardan bir tanesi Avena, diğeri Jamaica. Bakalım bunlara bakacağız. Mezarlar çok önemli. Özellikle kaybedilenler için yapılan heykeller büyük önem taşıyor. Burada da sizin görebileceğiniz üzere. Thank you.